Feyza. Necmettin Bey. Ayşe. Ne yapıyorsun burada? Feyza gelmedi Necmettin Bey. Telefonu da sürekli kapalı. Polise mi gitsek, ne yapsak? Necmettin Bey. Son günlerde kırgınsınız ona ama siz de benim kadar endişelisiniz biliyorum. Ne olur bulun Feyza'yı Necmettin Bey, ne olur. Arkadaşlarından sordum Ayşe. Onlar da bilmiyor. Yarın bakacağım. Tahmin ettiğim yerdedir muhakkak. Necmettin Bey nerede? Sen de yat hadi. Hoş geldin oğlum, aç mısın? Yok anneciğim, sonra yerim ben. Aa, ne oldu yavrum yüzüne? Yok anne, bir şey, kapıya çarptım. Kapıya mı çarptın? Selamun aleyküm babacığım. Aleyküm selam. Ayfer Hanım, senin bu oğlan bu kafayla daha çok kapılara çarpar, haberin olsun. Bugün şirkete uğramadı yine. Babacığım, bir iki halletmem gereken iş vardı. Duydun mu Ayfer Hanım? İş dedi. Para kazanacağı işten fellik fellik kaçıyor, para harcayacağı işe de koşuyor. Kime çekti bu Ayfer Hanım? Kime? Hey gidi kafa. Ama baba ya. Kes! Sanki bilmiyoruz senin hangi işlere koştuğunu. Ya Ayfer Hanım, Şükran bunun nesine dönüp baksın ya. Senin de kurduğun hayallere bak. Ben sana dedim oğlum, ya adam olacaksın, ya adam olacaksın. Başka yolu yok. Gel oğlum, sana bir şeyler hazırlayayım dayı. Gel hadi. Baban haklı oğlum. Ama anne ya. Çok üzerime geliyor. Oğluyum ben onun. Ya azıcık değer versin ya. Ya ne demek, Şükran bunun nesine dönüp baksın. Herkesin babamın gözünde değeri var, bir benim yok. Şükran bana bakmazmış. Allah Allah. Bak oğlum, Şükran'ı sakın diğer kızlarla karıştırma. Anne ya, ne olur sen de hemen babam gibi nasihat moduna geçme. Sen onu bunu boş ver de, Şükran'ı nasıl buldun onu söyle. Oğlum, Şükran'ı beğenmemek mümkün mü? Heh. Güzel, akıllı, ahlaklı, edepli. Zaten ailesini biliyorduk. Onlar da çok iyi insanlar. Keşke Şükran gibi bir kızla yuva kursak. Babanın da benim de en çok istediğimiz şey bu. Evet. Güzel kız. Feyza nerede? Burada mı saklıyorsun kızımı? Sana diyorum, kızım nerede? Ben nereden bileyim senin kızın nerede? Oğlum, kim bu adam? Feyza'nın babası mı yoksa? Kızımı senin gibi birine bırakacağımı mı sandın? Lafını bil de konuş efendi. Benim oğlumun da kız kardeşini vurdurtan caninin kızıyla işi olmaz. Bu saçmalıkları oğlunuz mu sokuyor kafanıza? Ben kimseyi vurdurtmadım. Ne işim olur sizinle? Madem bizimle işiniz yok, kapımızda ne arıyorsun? Anne tamam. Necmettin Bey,
Kızınız artık beni ilgilendirmiyor. İstese de burada olamaz. Git kızını nerede kaybettiysen orada ara. Ne diyorsun sen? Feyza senin yanında değil mi? Hayır. Nerede peki bu kız? Söyledin değil mi? O adamın kızından tamamen kurtuldun değil mi? Evet. Evet ama anne Feyza... Reza'nın için babası hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunu da bil. Anne hava soğuk, içeri girse. Ben işe çıkıyorum. Tamam oğlum. Güle güle. Sen kestane seviyor musun? Evet. Ne zaman yiyeceğiz Bekir dede? Nasipse yiyeceğiz. Merak etmeyin siz ha? Hadi şimdi size kestaneler pişene kadar bir hikaye anlatayım ha? Sevgili peygamberimizin karşısına bir gün bir inançsız çıkar. Elinde de bir parça ekmek vardır. Bir yığın meraklının bakışları arasında... ...bu benim rızkım mıdır diye ekmeği gösterir sorar. Tuzak bellidir tabii. Peygamberimiz evet derse ekmeği yemeyip atacak. Hayır derse de yiyecektir. Sevgili peygamberimiz hemen cevabı yapıştırır. Der ki eğer yersen rızkın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Mis gibi de koktu vallahi. Dedeciğim birkaç tane almama müsaade var mı? Al al tabii al. Al hadi bakalım al. Pişmediler ki daha. Olsun be güzelim. Ben böyle kıtır kıtır daha çok severim. Evet çocuklar bir hikaye daha anlatacağım. Ama kestaneler piştikten sonra. Hadi eyvallah. Güle güle oğlum. Saadet teyze. Aa, Emre. Yavrum. Nereye gidiyorsun Saadet teyze? Binin götüreyim sizi. Zahmet etme evladım. Aa, ne zahmeti Allah aşkına. Taş atıp da kolum mu yorulacak? Lütfen. Anne, gerek yok. Hadi bin, lütfen, bin. Buyurun. Nasılsın Saadet teyze? Sağ ol evladım. Sen nasılsın? Elhamdülillah. Ben de iyiyim. Siz nasılsınız Şükran Hanım?
Annenle dün gece konuştuk. Biliyorum Saadet teyze. Bize yemeğe gelecek misiniz inşallah? Ercan Bey. Buyurun. Ben dosyayı hazırladım. Bakar mısınız? Tabii. İncelemeniz gerekiyor. İyi günler memur bey. Bunları daha önceden gördüm. Nasıl yardımcı olabilirim? Necmettin Şahmaran'ı arıyoruz. Burası. Ne oluyor? Bizimle emniyete gelmeniz gerekiyor. Sorun nedir memur bey? Ne oluyor? Rezan Hoca'nın kurşunlanmasıyla ilgili bir tanık var. Tanık mı var? Ne tanığı ya? Bana bakın. İşim gücüm var benim. Saygın bir iş adamıyım ben. Saçma sapan iddialarla gelip durmayın buraya. Zorluk çıkarmayın beyefendi. Buyurun lütfen. Avukatı ara Selim. Sıkıldım artık ben bu işten. Buyurun. Merak etmeyin Necmettin Bey. Ne gerekiyorsa yapacağım. Neden toplandınız buraya? Hadi herkes işinin başına. Kızım sen de avukatı ara. Peki Kerim Bey. Ben faturaları da evden finansa götürüyorum. Sorumlulukların artmaya başladı koçum. Bak Necmettin Bey benden çok sana güvenmeye başladı. Sağ ol Emre. Annenlere çok selam söyle yavrum. Baş üstüne Saadet teyzeciğim. İyi günler. İyi günler. Ne o öyle? Bana bak Şükran. Ne oldu anne? Ne olduğu mu var Şükran? Çocuk bize iyilik etti. Arabasını aldı. Sen sanki bize düşmanlık yapmış gibi yol boyu suratını astın durdun. Hadi anne hadi. Geç kaldık zaten. Hadi. Allah'ım yarabbim. Uy. Hoş geldiniz Necmettin Bey. Sizin başka işiniz yok mu da ikide bir benimle uğraşıyorsunuz savcı bey? Benim sizinle uğraştığım falan yok Necmettin Bey. Benim işim bu. Sizin işiniz benim iş yapmama engel olmamalı. Bakın savcı bey. Benim yanımda bir sürü insan çalışıyor. Evlerine ekmek götürüyorlar. Onların ekmeğiyle oynamaya hiçbirimizin hakkı yok. Değil mi? Ne münasebet efendim? Beni böyle saçma sapan nedenlerle ikide bir sorguya çekerseniz ben nasıl iş yapabilirim ki? Söyler misiniz? Bilmek istersiniz diye düşündük Necmettin Bey. Bilal Ocağın aracına ateş eden şahıs teslim oldu. İyi de bana ne? Elinize sağlık da benim ne işim var burada? Kurşunlamayı yapan kişi sizin azmettirdiğinizi söylüyor. Ne? Saçma. Kim söylüyor bu saçmalığı? Necmettin Bey, Bilal Ocağın aracının kurşunlanması, gözdağı verilmesi için herhangi bir kişi ya da kişilerle irtibatınız oldu mu? Ciddi mi soruyorsunuz siz bunu bana? Tamam. Böyle saçma soru olur mu? Lütfen cevaplar mısınız? Olmadı. Kesinlikle olmadı. Hazırmış sayın savcım.
Buyurun lütfen. Nereye? Buyurun. Başlayın siz. Peki efendim. Baştan anlat bakalım. Kaç kere anlattım ya? Bir kere daha dinlemek istiyorum. Bir mahsurum var. Paraya ihtiyacım vardı. Necmettin Bey'in canını sıkan bir adam varmış. Konuştuk, anlaştık. Bilal Hoca'nın arabasını kurşunladım. Hepsi bu. Ne diyor bu salak? Nereden tanıyorsun Necmettin Bey'i? Sokakta deniklik yaptığım yıllardan beri tanıyorum. O vakitler bizim oraya bırakırdı arabasını. Daha önce de böyle teklifler yaptı mı sana? Hayır. O akşam içkiliydi biraz. Hatırımı sordu. Paraya sıkıştığımı söyledim. Sana bir iş teklifim var dedi. Başına bela olan biri varmış. Sen ne cevap verdin? Tam 300 bin teklif etti. Benim de paraya ihtiyacım vardı. Kabul ettim. Bilal Ocağı'nın arabasını kurşunladım. Ama sonra öğrendim ki kız kardeşi de arabadaymış. Necmettin Şahmaran 300 bin lira vererek seni Bilal Ocağ'ın arabasını kurşunlatmaya azmettirdi. Öyle mi? Evet. Kim para verdi bunları söylemen için? Sanığı götürebilirsin Ekrem. Peki efendim. Savcı Bey, ben bu adamı tanımam. Hayatımda görmedim. Ama o sizi tanıdığını iddia ediyor. Birileri bana oyun oynuyor. Bunların hepsi tezgah. Bilal Ocağ'ın kurşunlanmasıyla ilginiz yok, öyle mi? Bu herifi tanımam. Ben kimseyi kurşunlatmadım. Sizden 300 bin lira aldığını söylüyor. Yalan. Ben bu herife para filan vermedim. Bu da mı yalan Necmettin Bey? Nedir bu? Yaptığınız 300 bin liralık ödemenin dekontu. Söyledim bizim müşteriye gelecek. Bakacağız, tamam. Tamam, tamam. Selamünaleyküm. İçeride bir teyze var, seni bekliyor. Sağ ol. Eyvallah. Ayşe teyze. Kusura bakma, rahatsız ettim. Estağfurullah Ayşe teyze. Otur lütfen. Ne yapacağım bilemedim de buraya geldim. Buyur söyle Ayşe teyze, ne oldu? Ben
Beyza'dan haber yok oğlum. Hiç bu kadar habersiz bırakmazdı beni. Arıyorum, açmıyor. Nerede biliyor musun? Bilmiyorum Ayşe teyze. Oğlum, Feyza'nın nereye gittiğini sen de bilmezsen kim bilecek? Kötü bir şey olmasından çok korkuyorum. Bak. Odasında bu notu bırakıp gitmiş. Nereye gitti Feyza'm, nereye gitti? En son seninle birlikte olduğunu söyledi Ülker. Ne oldu da böyle birdenbire çekip gitti? Ne bileyim. Hepimizi bırakıp gitse seni bırakıp gitmezdi ki. Bilmiyorum Ayşe teyze. Bilsem en azından sana söylemez miyim? Herkesi arayıp sordunuz mu? Çok sevdiği halası vardı mesela. Ona sordunuz mu? Güley Hanım mı? Hı hı. Ona da sorduk. Aramadığımız, sormadığımız kimse kalmadı. Gidebileceği bir yerde yok ki. Aa. Bir yer var ama oraya da tek başına gidemez. Birkaç sene evvel beraber gitmiştik ama. Neresi orası? Şu klasikleri tamamlayalım. Olur abi. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Aleykümselam abi. Necati, araban lazım. Tabii abi. Buyur. Araba dışarıda. Eyvallah Necati, sağ ol. Hayırdır Bilal? Yok bir şey abi. Hadi Allah'a emanet. Abi. Yok bir şey değil mi abi? Yok, yok bir şey. Sadece arabayı geç getirebilirim, merak etme. Aşk olsun abi. Araba köpeğin olur. Hiç getirme. Ama benden bir şey saklıyorsun gibi geldi bana. Saklamak değil de Necati, çok da lafını etmek istemiyorum. Feyza ile ilgili değil mi abi? Sen nereden biliyorsun Necati? Ülker söyledi. Ne bileyim işte Necati ya. Ayşe teyze durağa geldi. Benden yardım istedi. Öyle ağladı ki içime dokundu. Feyza'nın gidebileceğini söylediği bir yer var. Bir bakayım orada mı? Yolun açık olsun abi. Eyvallah. Thank you.
Dedim. Benim Bilal. Feyza aç kapıyı. Feyza. Neden geldin Bilal? Feyza lütfen kapıyı açar mısın? Haline baksana. Dağ başı burası. Bu havada burada ne işin var? İntihar etmeye mi geldin buraya? Nasıl yaşayacaksın burada? Nasıl yaşarsam yaşarım. Sana ne? Ben senin Feyzan değilim. Unuttun mu? Niye geldin? Bana zarar gelmesin diye yeterince saçmaladın zaten. Daha fazla saçmalayıp da kendini paralaman için bir neden kalmadı Feyza. Ben yokum. Artık hiçbir zaman olmayacağım hayatında. O zaman niye geldin? Bak Feyza. Ayşe teyze durağa geldi. Üzüntüden kahrolmuştu. Söz verdim ona. Seni alıp götüreceğim. Demek Ayşe Sultan'a söz verdiğin için geldin. Ya babam bile bizim evin kapısına gelip seni sordu. Yoksa babam için mi geldin? Herkes senin için endişeleniyor işte. Başka ne dememi istiyorsun Feyza? Senin için geldim dememi mi? Bana bunun için bir neden mi bıraktın? O zaman neden geldin Bilal? Neden? Ya tamam Feyza, bak tekrar başa dönmeyelim. Burası çok soğuk, nasıl duruyorsun burada? Bak kötü kötü öksürüyorsun. Hadi hazırlan da gidelim artık. Gelmiyorum. Efendim anne. Gecikirim biraz, merak etme. Bırak donacaksın burada. Gelmeyeceğim dedim Bilal. Boşuna kendini yorma. Git Bilal. Tamam. Öyle olsun.
zahmet ettiniz. Ne kadar çok çeşit yapmışsınız böyle. Hepsi de çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Ne zahmeti canım. Hepsini zevkle yaptım. Afiyet olsun. Bundan hiç almamışsınız ama. Lütfen hiç değilse biraz alın. Yok Ayfer Hanım. O kadar çok yedim ki bir ay yemesem bana yeter. Kızım sen bak bari biraz şunun tadına. Ben ondan aldım anne. Gerçekten çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Afiyet bal şeker olsun kızım. Ben çok iş değiştirdim Hasan. Hı. En son bu müteahhitlik işinde çok yüzüm güldü vallahi. Sen züccaciye işinden başka bir şeye bakmadın değil mi? Yok bakmadım. Abad etmiyor ama kimseye de muhtaç etmiyor çok şükür. Hayatım boyunca da öyle fazla para kazanmak gibi bir hırsım olmadı benim. Öyle deme Hasan. Öyle deme. Ne demişler? Dünyada mekan, ahirette iman. Öteki dünyada iman ne yapacaksın ki? İman dediğin bu dünyada gerekli. Thank you.
Hadi Feyza, şömineyi yaktım. Çok üşümüşsün, biraz ısınman lazım, hadi. Sen gitmedin mi hala? Feyza, yine başlama. Seni bu halde dağ başında bırakacak değilim. Hadi kalk gidelim. Hadi iç bunu sıcak sıcak. Ne zamandır yemek yemiyorsun? Mutfağa baktım, kırıntı yoktu. Ne duruyorsun? Hadi iç biraz. Bak iyi gelecek. Fener falan var mı burada? Bilmiyorum. Araba arızalandı. Ben biraz uğraşayım. Bakayım yapabilecek miyim? Yoksa bu geceyi burada geçirmek zorunda kalacağız. Bilal, neden anlamak istemiyorsun? Ben gelmeyeceğim. İstediğin oldu. Bu gece seni geri götüremeyeceğim. Araba çalışmıyor. Thank you.
Alo anneciğim. Benim işim uzun sürecek galiba. Gelemeyeceğim. Ya sen merak etme anne. Yat artık. Sabah erkenden gelirim. Çekil üzerimden. Ne yapıyorsunuz kardeşim? Geçtiniz mi? Farkında mısın? Ha? Az kalsın eziliyordum sen. Çekil şuradan. Pis fırsatçı. Bilal. Affet beni. Beni affetmeyeceksin. Seni üzmek istemedim. Affet beni. Ben sensiz ne yapacağım? Dayanamayacağım bilemedim. Affettim.
Hadi bakalım. Kahvaltı da hazır. Bir an önce yiyip yola koyulalım. Arabayı da tamir ettim. Bugün mutlaka doktora da gitmen lazım. Sabaha kadar ateşler içinde sayıklayıp durdun Feyza. Benim geri dönebileceğim bir yerim yok Bilal. Nereye döneceğim? Hayatımı mahveden babamın yanına mı? Feyza, baban seni düşünmese kapımıza dayanmazdı değil mi? Üstelik sen babanı büyük bir suçlamayla savcılığa şikayet ettiğin halde. Bilal, ne diyorsun sen? Bak Feyza, benim yanımda olmadığını söylediğimde baban sevinmedi. Tuhaf gelecek sana ama üzüldü. Ya açık söyleyeyim Feyza, beni öldürtmek isteyenin baban olduğunu düşünmüyorum. Başka kim olabilir Bilal? Seni öldürmekle beni tehdit etti. Bu tehditten haberdar olan birileri bu suçu babanın üstüne atmış olamaz mı? Sen bütün bunları beni buradan götürmek için söylüyorsun. Hayır Feyza. Ben inanmadığım hiçbir şeyi asla sana söylemedim. Söylemem de. Bu işte bir iş var. Kesinlikle bu işte bir iş var. Rezan'ı yaralayanları mutlaka bulacağım. Bilal. Sen ben artık yokum dedin. Sen yoksan ben... Feyza. Bırak işteyse konuşayım. Affetme sen de anla. Çaresiz kaldım Bilal. Bir çıkış yolu bulamadım. Beni binlerce kez öldürselerdi de seni öyle görmeseydim Feyza. Biliyorum Bilal. Orada bana seninle bir ömür yaşamayı düşünüyordum dedin ya. Ben kahroldum. Çünkü o an... seni bir ömür kaybettiğimi anladım ve buraya geldim. Senin olmadığın hayattan kaçtım. Tek başıma burada yok olmaya geldim. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.